Hoş geldiniz sevgili kitap severler. Bugün e, kitaplara kaçacağız yine, ama bu sefer bir farklılık var. Ben öyle düşünüyorum. E, bu kez aslında bir kitaptan çok e, bir efsaneye kaçacağız. Dünya çapında ki edebiyat zirvelerinden biri olan Yaşar Kemal'in Ölümsüz Eseri. Çok klişe oldu ama gerçekten e, ölümsüz eseri. Dünya durdukça var olacak bir eser. İnce Mehmet serisine e, bugün başlıyoruz. Ve İnce Mehmet birinci kitap diyelim ve e, serüveni başlatalım diye düşünüyorum. Mevzu Çukurova'da işte Toroslar'da e, geçiyor. Fon bu. Ve e, Toroslar'ın ...coğrafi bir tanıtımıyla başlıyor. Çok detaylı oraları anlatmaya gerek yok. Fakat bu coğrafi durumlardan bir tanesi de... ...Toroslardaki bir takım çok büyük düzlükler. Ve bu düzlüklerden biri... ...çıkırlık düzü denen bir saha. İçinde beş tane köy sığıyor. Ve bu köylerden en büyük olanın adı Değirmenoluk. Ve bu beş köyün sahibi aynı kişi, zalimler zalimi Abdia ve bu beş köy halkının hayatı dayak, açlık, efendim söyleyeyim, sefalet üçgeni arasında adeta geçiyor çünkü bulundukları yer. ...tarıma uygun değil. Doğru düzgün bir mahsul alamıyorlar. Mahsul aldıkları vakitte büyük bir kısmını ağ alıyor. Yani açlığın bir tık kenarında yaşanan bir hayatları var. Sonra... ...kitabı okurken şunu görüyoruz bu coğrafi tanıtımdan sonra. Zayıf, küçük, e, tabii ki bu büyük yazarların şeyidir e, başarısıdır. E, i̇lk satırlardan, ilk paragrafta e, sempatimizi uyandıran bir karakter, zayıf bir çocuk, bir e, erkek çocuğu, e, bir panik halinde adeta kaçıyor e, dağlarda, böyle kayalarda ve e, roman boyunca, eser boyunca. Eseri belki de damgasını vuran öğelerden biri çakır dikeni denen bir diken evet dikenli kayalarda koşuyor ve ayakları paramparça oluyor çiziliyor işte yırtılıyor kan içinde koşuyor ve arada bir geriye dönüp e, bir şeyler mırıldanıyor. Bu e, mırıldandığı cümlelerden de anlıyoruz ki e, az önce bahsettiğimiz Abdi A'dan onun zulmünden kaçıyor ve ne yazık ki Abdi A'ya bir tane anacığı var, onu bırakmış durumda. Artık ama anayı falan da e, gözü görecek durumda değil. Çünkü e, o yaşın kaldıramayacağı büyük zulümler yaşıyor. Esas motivasyonu da şu, Abdi Ağa'nın yanaşmalarından biri olan e, Dursun'un anlatı anlata bitiremediği kendi köyü var. Dursun hep e, bu çocuğa şöyle anlatmış. Demiş ki bizim köyde hiç kimse aç değil, bizim köyde hiç kimse dayak yemiyor falan diye. E bu da yola çıkmış. Ben Dursun Dursun'un köyüne gideceğim. Orada güzel bir hayat yaşayacağım diye. Tabii küçücük çocuk köyün adını bile aslında bilmiyor. Neyse böyle perişan bir kaçış, bir yolculuktan sonra havada kararmaya başlıyor. Bu tabii aç, üşümüş vaziyette, berbat vaziyette, kan içinde. Hava kararmak üzereyken kendini bir evin önünde buluyor. Yani okuduğumuz vakit şöyle hissettiren bir şey. Çok kötü durumdasınız ama sıcacık bir Ev karşınıza çıkıyor masallardaki gibi. Orada durup eve bakıyor ve evin önünde bir e, adam var. E, adamın <laughs> Adam rahat bir adam. Türkü falan söylüyor. Bir şeylerle uğraşıyor orada. Nihayetinde e, bizim çocuğu fark ediyor ve onu eve davet ediyor. Evet bu eserde defalarca karşımıza çıkacak bir mesele var. O da şu. E, çok tehlikeli zamanlar bu zamanlar. Eşkıyaların cirit attığı zamanlar. Buna rağmen e, bir kapıyı çaldığınız vakit Saat kaç olursa olsun o kapı size açılır ve bütün ev halkı ayaklanır, size yemek yapılır, karnınız doyurulur, tertemiz bir yatak hazırlanır ve geceyi orada geçirirsiniz gibi. Bizim çocuğun başına gelen de bu. Bunu hemen içeri davet ediyor. Öncelikle hikayesini dinlemeden önce eşine diyor ki karısına hemen diyor çocuğa bir çorba yap üşümüş diyor, ocağı yakıyorlar ve karnını bir doyuruyor, sonra yemek çıkıyor. Sonra e, bu sığındığı evin, davet edildiği evin daha doğrusu e, o adamın adı Süleyman Ağa ve diyor ki işte yemekler falan yeniyor. Adamın da e, oğlu, kızı, gelini var. Onlar da sonradan eve geliyor ve bu tanrı misafirine, bu hiç tanımadıkları kişiyi çok güzel karşılıyorlar. Bu bizim çocuğun hiç hayatında görmediği bir e, şefkat ortamı. Hiç görmemiş böyle bir şey. Neyse sonra çocuk kimliğini saklama niyetinde olduğu halde bütün hikayesini anlatıyor. Abdi A'dan gördüğü zulmü anlatıyor. Ve Süleyman Ağa da böyle insana güven veren böyle rahat tipler vardır ya, öyle bir adam. E sen diyor kal burada o zaman diyor. Hiç dönme diyor. Bu tabii ki e, bizim çocuğu aşırı derecede mutlu ediyor ve adını da gizlemek niyetinde olduğu halde adını da söylüyor. Ben diyor incememedim. Ve artık e, oranın misafiri oluyor. Zaman geçiyor, zaman geçiyor. O artık oranın çocuğu gibi oluyor. Belki bir mevsim geçiyor. Peki İnce Mehmet bu kaçışıyla e, girdiğim o bambaşka hayatı sürdürürken Köyde neler oluyor? Değirmenoluk köyünde neler oluyor? Değirmen Oluk Köyü'nde bunun kaybolduğu belli olduktan sonra ortalık fena halde karışıyor. Abdi sürekli diyor ki benim kapımdan hiçbir it bugüne kadar kaçmadı, bunu yapmadı deyip e, annesinin adı İnce Mehmet'in Döne e, zayıf, perişan bir kadın. Kocasını kaybetmiş. Çocuğunu büyütmeye çalışan zavallı bir kadın. E, her fırsatta Döne'yi dövüyor, hakaret ediyor. Neyse zaman içinde tabii Köylerde köy ortamlarında hemen böyle bir efsane yaratılır işte ya da bir kurgu yaratılır. Çocuk dönmüyor. Diyorlar ki köyün başında suyun gözü denen bir nokta var. Bir kayanın altında kaynayan bir su var. Köylü diyor ki kesin diyor İnce Mehmet o suya düştü ve boğuldu. Yoksa İnce Mehmet böyle bir şey yapmazdı. Anne de bu şeye, teoriye diyeyim inanıyor ve yarı deli vaziyette neredeyse Aylar boyunca suyun gözünün başına gidip oğlunun cesedinin çıkacağı e, anı bekliyor. Evet oradaki durumlar bu. İnce Mehmet'in e, hayatı da e, orada mutlu bir şekilde geçiyor. Karnı doyuyor, sıcacık bir evde, çok iyi insanların arasında. E, fakat artık e, rutin bir iş yapması lazım, o ailede bir görev alması lazım. Süleyman Ağa da diyor ki, sen diyor benim artık keçilerimi otlat. Çünkü o güne kadar İnce Mehmet şey yapmış işte çarık onarmada mesela yetenekli çarık onarıyor vesaire ufak tefek şeyler yapıyor. Tamam diyor artık ailenin çobanı oluyor. Fakat diyor ki Süleyman Ağa, sakın diyor sürüyü götürdüğün zaman diyor Kınalı Tepe'yi aşma diyor. Çünkü sen çok uzağa geldim zannediyorsun ama sizin köy diyor buraya çok uzak bir yer değil diyor. Eğer Kınalı Tepe'yi açarsan diyor bir tanıdığınla karşılaşabilirsin. işte yakalanabilirsin diyor. İnce Mehmet tamam diyor. Çok mutlu, keçileri otlatıyor, annesini hiç unutmuyor. Onun yani başına gelen şeyleri tahmin edebiliyor. At ya ona neler yapar tahmin edebiliyor. Bu onu üzüyor falan filan ama. E, oradaki hayatını devam ediyor. Fakat bir gün artık türkü söylemeler vesaireler ne oluyor? Yetmez oluyor. Ve bir gün sürüyü o e, yasak sınırından bilinçli olarak e, ilerlemelerine şey yapıyor, İmkan tanıyor diyeyim. Kendine bir bahane üretiyor. Sürüyü almak için Kınalıtepe'yi aşıyor. Ee, köyünün olduğu tarafa tabii ki hasretle bakıyor ve aşağıda düzde bir tarlada çalışan bir e, adam görüyor. Biraz daha yaklaşıyor. Bakıyor bu kim? Köylüsü Pancar Yanına gidiyor Pancar Hüsük e, denen adam. O neredeydin işte o muydu bu muydu şu muydu annen mahvoldu falan filan diyor. O da diyor ki emmi diyor ben diyor şu an diyor Süleyman Ağa'nın diyor evindeyim. İşte lütfen diyor bunu köye döndüğünde diyor anlatma. Çünkü diyor abdia gelir beni mahveder falan filan. O da diyor ki tamam diyor. Ama tabii ki pancar hürsük e, köye döndüğünde bunu bayıla bayıla anlatacaktır. Yüzde yüz. Evet pancar hürsük köye büyük bir gizemle giriyor. Büyük bir bilgi sahibi olduğu hani belli olan bir adam tavrıyla. Herkesin dikkatini çekiyor. Ama o direkt dönenin evine gidiyor. Diyor ki müjdemi isterim. Ondan sonra döne işte... Ayağının altını öpeyim ama hep kitap böyle yerel şeylerle dolu. Ee, aslında çok güzel, e, nasıl söyleyeyim sana, a, yerel e, motiflerle dolu konuşmada. O da diyor, işte diyor İnce Mehmet hayatta falanca yerde. Sonra bu Abdia'nın kulağına gidiyor. Abdia pancar suyu çağırıyor. E, bunu diyor niye sakladın vesaire. E, neyse sonuçta adresini adresi öğrenmiş durumda ve İnce Mehmet'i almaya gidiyor. Süleyman a e, şey Abdü A'ya hiçbir direniş gösteremiyor ve çocuğu hemen teslim ediyor ve onun yüzüne bakan İnce Mehmet'e de diyor ki yani ne yapayım ne yapabilirim tarzı bir hareket yapıyor. İnce Mehmet hiç itiraz etmiyor hiç korkmuyor. Abdü A'nın önüne düşüyor köye varıyorlar. Fakat e, şaşırtıcı şekilde Abdi Ağa Mehmet'i e hiç dövmüyor çünkü besbelli başka bir planı var ve bu planı kış yaklaştığında ortaya çıkıyor. Kış yaklaştığında ortaya çıkıyor. Ee, planı da şu, zaten az olan mahsulün dörtte üçüne el koyup ana oğlu açlığa mahkum etmek ve köy halkına da diyor ki, eğer diyor bu ana oğula yardım eden birini duyarsam işte mahvederim falan filan diyor. Kış geliyor ve gerçekten ana oğul e, cehennemi yaşıyorlar. Abi. Bildiğiniz açlar yok, yardım yok, hiçbir şey yok, mahsul yok, un yok. E, bir tek inekleri var. E, ondan sonra fakat köyden e, bir noktada Durmuş Ali denen bir komşuları artık dayanamıyor bu zulme. Gizlice hem e, malzeme veriyor, bir şeyler yapabilecekleri hem de ekmek getiriyor arada bir. Kışı böyle atlatıyorlar. Ee, ve bu arada döne o tek ineğini Abdiha'ya satmak zorunda kalıyor. Abdiha'ya gittiği zaman Abdiha ona diyor ki döne kızım hoş geldin falan filan. Çok iğrenç bir adam gerçekten. Ee, niçin geldiğini biliyor ve o ineğini de kaybediyorlar. Evet o kış böyle geçiyor. İkisi de ölmüyor tüm zorluklara rağmen. Ve zaman akıp gidiyor ve İnce Mehmet artık bir Delikanlı oluyor. Büyüyor bu zulmün içinde. Ne, hani gençliği bilirsiniz de gençlik her ortamda coşkulu bir durumdur. Gençlik bir durumdur. İnce Mehmet de öyle işte kasketini bir öyle takıyor bir böyle takıyor. Aynada kendine bakıyor falan filan. Ee, şöyle bir hayali var. Bunun çok yakın bir arkadaşı var. Birlikte kasabaya gitme hayali var. Kasabaya gidecekler. Ya Kasabaya gitmek onlar için o kadar enteresan uç bir hayal ki. Fakat Abdiha'dan korktukları için bir plan yapıyorlar. Diyorlar ki biz geyik kabına çıkıyoruz söylentisini yiyorlar Aslında ikisi yürüyerek kasabaya gitmeye başlıyor. Evet bu iki kapadar. E, yağmur başladı bu arada. Neyse kasabaya gitmeye karar veriyorlar. İnce Mehmet işte geçiyor aynanın karşısında hazırlanıyor falan filan. İş çorap seçmeye geliyor. Annesi çok güzel çorap ören bir kadın döne. Çorap e, seçiyor sandıktan ama e, seçtiği çorap aslında yavuklusu Hatçe'nin ördüğü çorap. Hatçe de e, hani kilimlere, çoraplara insanlar aşkını nakşediyormuş o yıllarda Anadolu'da. Aynen öyle bir muhabbet. Ve e, Yavuklusu'nun ördüğü çorabı seçiyor ve onu ayaklarına giriyor. Kitapta okumaya değer çok fazla e, aslında bölüm var ama ben bu bölümü özellikle özellikle çok sevdim. O yüzden bunu ben anlatmak yerine okumak istiyorum. Şöyle ki, çorabı anlatıyor şu an. Bir türkü duyulur. Gecede başka türlü, gündüzde başka türlüdür. Çocuk söylerse başka tatta, kadın söylerse. Genç söylerse başka türlü olur, yaşlı söylerse. Dağda söylenirse başka, ovada, ormanda, denizde başka türlüdür. Hep ayrı ayrı tatlıdır. Sabahleyin başka, öğle, ikindin, akşam akşamleyin başkadır. Bu nakışlı çorap bir türkü gibidir. Bir türkü sıcaklığında örülmüştür. Sarısı, kırmızısı, yeşili, mavisi, turuncusu türlü rengi karışıp uyuşmuş bir sıcaklık, bir yumuşaklık meydana getirmiştir. Aşk gibi, şefkat gibi bir şey olmuştur. Evet, bu, bu kısmı çok seviyorum kitapta. Neyse. Bunlar e, kasabaya varıyorlar ve kasaba adeta bir peri padişahının ülkesi. Ya yani o kadar yoklukta yaşamışlar ki kaldırımları ayrı şaşırıyorlar. E, bir şeyler satan dükkanlara, lokantalara, insanlara kalabalığa ayrı şaşırıyorlar. Neyse geziyorlar böyle hayranlık içerisinde. Ve e, araştırıyorlar geceyi nerede geçirebiliriz? Evet orada e, bir han öneriyorlar bunlara. Böyle insanların bir arada yattığı böyle en ekonomik bir konaklama yeri. Oraya gidiyorlar. Orada değişik kişilerle tanışıyorlar ve orada bir sohbet anında gece İnce Mehmet diyor ki bu kasabanın ağası kimdir diyor. Ee, orada tanıştığı adam da diyor ki buranın ağası falan yok diyor. Burada herkes kendi ağasıdır. Herkes çalışır çalıştığını yer diyor. İnce Mehmet için bu, bu sistem bir rüya gibi hemen kafa çalışmaya başlıyor. Bir hayal kuruyor. Bir de Çukurova'yı da anlatıyorlar. İşte bire on veriyor ektiğin şey falan filan diye. Bu da diyor ki ben diyor anamı da alırım, hadçeyi de alırım. Ee, orada çalışırım gece gündüz. Başımda da A olmaz gibi geleceğe yönelik orada bir hayalin e, tohumları atılıyor kasabada. Yani e, şeyin güncel tabirle vizyonu birden kasabayı görmekle İnce Mehmet'in e, acayip derecede genişliyor. Neyse kasaba serüveni bitiyor. Köye dönüyorlar ve Hatçe ile buluşacak... ...buluşmak istiyor. Tabii ki işte kasabayı anlatacak falan, hayallerini anlatacak. Divlik kuşu denen bir kuş var. O, o yöreye ait herhalde. Bunların arasındaki... ...şey de... E, haberleşme de. mesela kızın evinin önüne gidiyor, divlik kuşu sesi çıkarıyor, Hatçe de dışarı çıkıyor. Böyle bir sistemleri var... ...yıllardan beri. Gidiyor, divlik kuşu sesi çıkarıyor. Hatçe de geliyor. E, i̇şte anlatıyor falan filan. Sonra Hatçe diyor ki, yalnız diyor bir problem var. Abdi Ağa'nın kel bana görücülüğe geldi. Ve beni vermemeleri gibi bir durum söz konusu olamaz. Abdi Ağa çok güçlü. Nasıl yapacağız diyor. Şey dedi diyor ki e, Mehmet, o zaman diyor gün belirliyorlar kaçacağız diyor. Tamam diyor kız. Neyse. O gün geliyor. Bu gün ağarmadan önce kız bohçasını hazırlıyor falan filan. Bunlar kaçıyorlar. Ama şöyle bir talihsizlik yaşıyorlar. Bunların kaçtığı an adeta gök deliniyor. Yani ormanlara doğru, dağa doğru falan kaçmaları gerekiyor. Böyle bir ıslanmak olamaz. Yani perişan oluyorlar. En sonunda bir tane mağaraya sığınıyorlar. Sırıl sıklamlar. E, ateş yakmak için kav var. İşte bir çakıl taşı bir şey var. Ateş yakacaklar, donacaklar yoksa. Allah'tan ıslanmayan tek şey e, bohçada o kal. Ateşi yakıyorlar falan filan ama ne oluyor? Tabii ki soyunmak zorundalar yani sırf sıklamlar çünkü. Evet e, soyunuyorlar ve sonra tahmin edeceğiniz üzere iki genç bir arada iki genç soyunuyor ateşle barut muhabbeti. Tahmin edeceğiniz gibi bunlar birlikte oluyor. Sonra e, bu olay tabii ki köyde duyuluyor. Abdi Ağa çıldırıyor. Bu çocuk bunun kapısından kaçtı, buna meydan okudu. Bu çocuk yeğenini alacağı kıza el koydu gibi bir durum. Artık e, şeyin canına kastetecek kadar nefret duyuyor. Ve dağlarda bunu aramaya gidecekler. Fakat bunun için bir iş sürücüye ihtiyaçları var. Bu da kimdir? Bütün Çukurova'da namlı iş sürücülerin başı Topal Ali. Adam öyle bir iş sürücü ki ondan şöyle bahsediliyor. Bir kuşun kanadı yere değsin yeter. Topal Ali o kuşun bile izini sürer. Neyse Topal Ali e, bu göreve atanıyor. E, işte herkes silahlanıyor. İnce Mehmet'i bulacaklar. Dağda bir yerde öldürecekler. Topal Ali bunu yapmak hiç istemiyor. Bir köylüsü onu uyarıyor diyor ki bak sevenleri ayırma bir daha diyor olmazsın diyor olmazsın bir daha diyor hayatın biter lanetlenirsin diyor. E, fakat eee Topal Ali de şöyle diyor artık A'ya karşı çıkma şeyi yok. Ben diyor iz, iz sürmeyi diyor yanlış yaparım, falan yaparım, filan yaparım. Göreve başladığında da aslında ilk önce böyle yapıyor. Fakat inanılmaz bir iz sürmeye tutkusu var. Artık o sevenleri ayırma bilmem ne noktasından geçip gerçekten iş sürmeye başlıyor. Yani deliriyor. Yeter ki Topal Ali'ye iş sür de. Öyle bir adam. <laughs> Nihayetinde Topal Ali'nin sayesinde bunlar bir büyük bir çalılığın içinde kıstırılıyorlar Hatçe ile İnce Mehmet. Sonra Hat, e, şey diyor ki İnce Mehmet Hatçe'ye sen diyor burada dur diyor e, evine dön diyor ben diyor bir şekilde seni alacağım diyor ve ayağa kalkıp çok sakin bir şekilde silahını çıkartıp ateş ediyor. Hem Abdiha'yı vuruyor hem de Abdiha'nın kel yeğenini vuruyor. Nişanlıyı vuruyor. Ee, bu arada yağmur hızlandı ben ince Mehmet'i emin elleri vereyim kuru bir ortama devam edeyim. Şimdi <laughs> Evet Hacce e, ikisini de vuruyor. Bu büyük bir sürpriz. Çünkü çok sakin hareket ediyor. İkisini de vuruyor. Sonra Hacce'yi alıp köye e, gidiyorlar. İnce Mehmet de kaçıyor. Kaçıyor ve gideceği yer neresi? Süleyman Ağa'nın evi. Gidiyor hikayeyi anlatıyor. Süleyman Ağa ona gizli bir yatak hazırlıyor. Böyle çuvalların falan arkasında. Süleyman Ağa, Süleyman Ağa evet gizli bir yatak yapıyor. E, onu ağırlıyor, onu işte koruyacak. Fakat e, evine dönüyor ailesinin yanına ve Abdi abi plan yapıyor. İnce Mehmet'i elinden kaçırdı. Ne yapacak? Bütün hırsını, bütün intikamını Hatça'dan alacak. Ve dağda bu olaya şahit olan herkesi toplayıp kendisine ve yeğenine ateş eden kişinin Hatça olduğunu olduğuna dair yeni bir ifade dikte ediyor herkese. Ve herkes de bunu paşa paşa tabii ki kabul ediyor. Neyse jandarma işte falan filan geliyor. Doktor vesaire e, resmi ekip geliyor. Herkes e, Abdühan'ın öğrettiği şekilde ifade veriyor. Ve Hatçe tutuklanıyor. Hatçe tek başına kaldığı e, bir şeye, e, hücreye konuluyor. Ve o kadar korkmuş durumda, o kadar mutsuz durumda ki, çaresiz durumda ki, ilk duruşmaya çıktığında hakim e, kızın suçsuz olduğunu bir bakışta anlıyor zaten. Fakat bir sürü ifade var kızın aleyhine ve yapacak hiçbir şey yok. Adam da güçlü. Neyse Hatice'nin mapushane günleri başlıyor. Perişan vaziyette. Annesi bunu ziyarete geliyor. İlk ziyarete gelişte işte. Ee, diyor ki anne ben suçsuzum bunu işte beni kurtar bir şeyler yap falan filan. Tamam diyor ben bir tane diyor arzual yazdıracağım diyor şeye Ankara'ya. Senin suçsuzluğunu anlatacağım diyor ve orada da meşhur o çarşıda meşhur bir tane e, memur eskisi var sürekli sarhoş adam sürekli içiyor ama çok güçlü arzu hal yazan bir adam. O, onun arzual yazmasına da şöyle diyorlar e, öyle bir yazar ki yazdıkları taşa geçer o kadar etkili. Neyse annesi umutlanıyor evet bir arzual yazıyor vesaire. Sonra İnce Mehmet Süleyman Ağa'nın evinde tabii ki bir çağrı arıyor. Ne yapacağım artık köye dönemem. Bitti yani tamamen bitti çünkü ortada bir cinayet var. Süleyman Ağa diyor ki hazırlan diyor. Seni diyor deli durduya götüreceğim diyor. Deli durdu da dağdaki bir eşkıya topluluğunun başı ve gerçekten sıkıntılı bir karakter. Evet. Diyor ki İnce Mehmet'le, de, seni Deli Durdu'ya ellerimle teslim edeceğim diyor. Ama diyor orada çok uzun takılma diyor. Başın o adamla belaya girer diyor Deli Durdu'yla. Neyse bunlar yola çıkıyorlar. Yola çıkıyorlar. Deli Durdu'nun Süleyman Ağa'ya acayip bir örmeti var. Ee, İnce Mehmet'i de kabul ediyor. Fakat İnce Mehmet... Ee, şöyle bir fiziksel dezavantajı var o tarz ortamlarda adı üstünde İnce Mehmet çocuk gibi bir fiziği var adamın Ve ne nişancı biri olduğu Ne nişancı biri olduğu belli Hani görselden Ne de e, böyle yaman biri olduğu öyle bir görüntüsü yok İnce Mehmet'in tabii böyle bir Örtülü de olsa bir aşağılanma ile karşılıyor Ama Deli Durdu diyor ki sen iyi nişancıymışsın falan filan işte şunu vurur musun falan onu vuruyor bunu vuruyor bilmem ne daha ilk saatlerde kendini aslında o eşkıyalara kabul ettirmiş oluyor bir noktada. Fakat Deli Durdu'nun, Deli Durdu hiç sevmiyor. Neden? Deli Durdu'nun şöyle bir stili var. O dönem her eşkıya topluluğunun bir imzası var. Yani Deli Durdu'nun imzası da şu. İnsanları, insanların önünü kesip soyuyor ve sonra Tamamen soyup, yani donunu da çıkarttırıp, çıplak bırakıp e, ortada bırakıyor. Ormanda, yolda, neresiyse bırakıyor. Her şeylerini alıyor ve bütün kıyafetlerini de alıyor. O insanlar çıplak vaziyette işte kasabaya dönmek zorunda falan kalıyorlar. Bu da böyle nam salmak istemiş. Böyle rezil bir stille. Tabii ki İnce Mehmet artık anlamışızdır vicdanlı, tertemiz bir çocuk. E, kaderin bir cilvesi işte eşkıya oldu artık. İnce şeyle deli durduyla bir yaşantıya başlıyor, soygunlara katılıyor falan filan ama içinde de deli durduya karşı büyüyen bir nefret var. Bir gün elbette patlayacak besbelli bir şeyler olacak. Bu arada Hatçe'nin hayatına dönersek şöyle bir gelişme oluyor. Iraz denen bir kadın bunun hücresine veriliyor. Yani artık Hatçe hapiste yanlış değil, yalnız değil. Iraz da nasıl bir kadın? Bir kadın. E, Arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabaları taraf akrabaları bunun oğlunu vurmuş. Kısacası anlatmak gerekirse. Oğlunun adı Rıza ve kadın perişan olmuş. Yani hayatı küsmüş. Hiçbir şey konuşmuyor, hiçbir şey yemiyor. Artık Rız için bir şey için hatça için bir hayata dair bir motivasyon oluşuyor. Hem muhabbet edeceği biri var, yanında bir can yoldaşı var. Kadın konuşmasa bile ve Rıza diyor ki Irazı işte elleriyle besliyor falan yapıyor filan yapıyor. En sonunda Iraz'ın dilini çözmeyi başarıyor. Iraz bütün hikayesini anlatıyor. Hatçe ona İnce Mehmet'i anlatıyor. Artık öyle bir hale geliyorlar ki şey Hatice Rıza'yı tanıyor gibi hissediyor. Iraz da şeyi İnce Mehmet'i tanıyor gibi hissediyor. O kadar büyük bir paylaşım yaşıyorlar. Sonra iki kadın bir plan yapıyor. Diyorlar ki bu İnce Mehmet'in hapse düşmemesi imkansız. ki hapse düşecek ve oralarda parası kalmasınlar. Ne yapalım? Biz bir para yaratalım. Bir para kaynağı bulalım. Çorap örelim. Çorap örüyorlar ve bu çorapları kasabada satmaya başlıyorlar. Ve kısa bir süre sonra bu iki kadının ördüğü çoraplar kasabada büyük e, şey oluyor. Nasıl bileyim? Şöhret oluyor çoraplar. Şöyle satıyorlar çorapları. Nişanlısını öldüren kızla oğlu öldürülen kadının çorapları diye böyle bir e, slogan gibi bir durum oluşuyor ve bu çoraplar çok popüler oluyor, çok satılıyor ve bunlar o paranın bir tek kuruşuna bile dokunmuyorlar. İnce Mehmet geldiği vakit, şey hapse girdiği vakit ona bakacaklar. Nihayetinde de e, İnce Mehmet'le Hatice'nin o hayali vardı ya Çukurova'da işte bir ev tutacaklar, arazi alacaklar, yaşayacaklar falan diye. Bu hayalin içine ırzı da katıyorlar ve böyle bir hayal dünyasında kendini teselli ediyor. Sonra bir gün e, deli durduğu dağda e, böyle anlamsız bir inat yapıyor. Diyor ki burada mola vereceğiz. Orada mola vermesi demek peşlerinde de şöyle biri var. Asım Çavuş denen bir asker var. Bu Asım Çavuş e, Amirleri onu işte İnce Mehmet'i aslında yakalamak için görevlendirmiş gibi bir durum var ve İnce Mehmet'i hiçbir şekilde yakalayamıyor. Tam kıstırıyor, kaçıyor. O oluyor, bu oluyor. Asım Çavuş bunların peşinde iken Deli Durdu böyle bir karar alıyor demin dediğim gibi. Diyor ki burada mola vereceğiz. Tüm ekip itiraz ediyor. Diyorlar ki hayır bu yani ölümü davet etmek burada durulmaz. E, Deli durdu bu yetmezmiş gibi diyor ki bir de ateş yakacağız hani buradayız diyeceğiz neredeyiz Tamam kabul ettiremiyorlar ama e, tam e, ekibin söylediği gibi evet e, biz buradayız demek bu. Ve Asım Çavuş ve ekibi bunları e, bir çukur bir orman içinde kıstırıyorlar. Yani kaçışları yok. Bütün bir günen gün süren bir çatışma başlıyor. Bütün bir gün sürüyor. Ondan sonra perişan vaziyetteler. Recep Çavuş var ekipte ve çok enteresan bir adam. Adamın özelliği şu. Eşkıya grupları arasında gel git yapamazsın. Ama bunun istisnası Recep Çavuş'tur. Deli durdudan ayrılır, falanca eşkıyalara katılır ve onlar direkt kapılarını ona açarlar. Çünkü onu uğur kabul etmiştir eşkıya dünyası. Neyse Recep Çavuş o çatışmada vuruluyor falan. Ve diyor ki yani bundan kurtuluşun tek yolu mitralyöz var. Yani mermi yağdırıyor. Diyor ki bir tane diyor gönüllü diyor. Üç tane el bombasını alacak. Yaklaşabildiği kadar yaklaşıp mitralyöze bombaları atacak ve biz bu ölüm çemberinden kurtulacağız. Bu görevi elbette ki e, İnce Mehmet üstleniyor. Bombaları alıyor ve bu ölüm çemberinden bütün ekibi kurtarıyor. Ama bunlar tabi perişan bir vaziyette. Aşırı yorgun işte yaralanmış vaziyette dağlara doğru ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. İnce Mehmet e, artık açlıktan ölecekler. İnce Mehmet ne yapıyor? Bir gün bir arkadaşıyla, ekipten bir arkadaşıyla şeye gidiyor. Yiyecek arayacaklar. Böyle bir köpek sesleri falan geliyor. Bir yörük obası var besbelli. Oraya gidiyorlar. Kerim Ali Obası denen bir obaya varıyorlar. E, i̇nanılmaz zengin bir yörük aşireti bu. Hemen buyur ediliyor. Hemen yemekler... ya yani Kimse kimseye sormuyor. Sen kimsin kardeşim? Direkt gel yemek ye. Öyle bir ortam. Bu iki arkadaşı ağırlıyorlar. Çamaşırlarını alıyorlar. O çamaşırları yıkıyorlar. Tertemiz kurutuyorlar. Veriyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Ve İnce Mehmet o çadırın direği bile oymalı falan filan. Böyle inanılmaz lüks bir çadır. İnce Mehmet hayran kalıyor. Şaşırıyor. Bunlar e, karınlarını doydurduktan sonra e, karınları doyduktan sonra şeye eşkıyaların yanına geri dönüyorlar, ellerinde yiyeceklerle ve arkadaşı İnce Mehmet'in çadıra ne kadar hayran kaldığından falan bahsediyor. Sonra bunlar konakladıkları yerden ayrılıp işte yola devam ederken birden obaya doğru deli durdu atını sürüyor ve İnce Mehmet eyvah diyor çünkü besbelli bu çadırın ihtişamı şeyin deli durduğunun iştahını fena halde kabartmış. Besbelli gidecek. Bu kendilerine bu kadar iyilik yapan adamı soyacak. Besbelli. Gidiyorlar. E, ee, aşiret ağası yine çok güzel karşılıyor. Ondan sonra az sonra deli durdu niyetini ortaya döküyor. İşte diyor a diyor silahlarını getir. Paranı getir, onu getir, bunu getir. Aa getiriyor, paraları da getiriyor, altınları da getiriyor. Deli Durdu tabii ki o da iğrenç bir adam. Ne yapıyor? Tamam diyor. Aa şimdi diyor komple soyun. Bak diyor yapma bunu yapma diyor. Bunu diyor çok kötü ödersin diyor. Bak karıların burada diyor birkaç karısı var. Çocukların onların önünde bana bunu yapma diyor. Hayır yapacaksın diyor. Bu benim imzam diyor. Soyunacaksın diyor. Artık İnce Mehmet'in aylar boyunca içinde biriktirdiği, deli durduya karşı biriktirdiği nefret patlama noktasına geliyor. Olaya karşı çıkıyor ve ee, şeyle Deli Durdu'yla İnce Mehmet'in yolu ayrılıyor. Recep Çavuş diğer arkadaşı ve İnce Mehmet e, buradan ne yapıyorlar? O e, gruptan ayrılıyorlar. İnce Mehmet Deli Durdu'dan ayrıldıktan sonra Recep Çavuş ve Cabbar'la yoluna devam ediyor. E, bunların e, bir de şeyde Bük denen yine bir sarzık tarzı bir yer var. Bataklık. Bük'te bir kıstırılma olayları yaşıyorlar. Yani Bük'te ağır şekilde kıstırılıyorlar. Hatta bükün içine insanlar giriyor. Ama bunlar saklanmayı başarıyor. Ve bir şekilde yine yakalanmıyorlar. Bu arada Recep Çavuş'un böyle bir cerahatli, böyle iltihaplı bir yarısı var. Aldığı bir yara ve o bir türlü iyileşmemişti. E, Recep Çavuş orada bükün içinde e, vefat ediyor. Bunlar e, şeyleriyle, işte kasaturalarıyla bir mezar kızıp, Recep Çavuş'u oraya defnedip işte onunla vedalaşıyorlar. Sonra İnce Mehmet'in anne özlemi e, has varıyor. Diyor ki şeye Cabbar'a şeye gidelim diyor ya işte bir köye bir uğrayalım falan diyor. Böyle kendilerince tedbirler alıp bir gece köye gidiyorlar. E, evini karanlık şeye gitmeden önce e, köye varmadan önce değirmene uğruyorlar tedbir olarak. Değirmenci İsmail denen bir adam var. Adam yine bunları çok güzel karşılıyor. Tuzlu su hazırlıyor el ve ayaklarındaki yaralar için falan. Ondan sonra annem nasıl diyor şeye dirmancı İsmail'e. O da sürekli lafı değiştiriyor. İnce Mehmet köye iniyor. Durmuş Ali'nin evine gidiyor. Kendi evi karanlık çünkü. Durmuş Ali ve yeni bir karakter giriyor ve şahane bir karakter. Hikayenin sonuna kadar hep olacak. Hürü ana Hürü. eski Türk filmlerinden belki Ali Erona'yı bilenleriniz vardır. Hani böyle erkek gibi kadın derler. İşte erkekleri cinayette, savaşa bilmem ne, işte sen karı mısın, sen falan, işte atıl bilmem ne yapan tarz bir Anadolu kadını. Deli, deli bir kadın Hürriyana. Hürü Ondan sonra Hürriyana bunu karşılıyor, İşte durmuş Ali kocası. Durmuş Ali orada zaten biliyordur diyerek annesinin aslında öldüğünü ağzından kaçırıyor. Hürü anadan tabi çok büyük fırçalar yiyor. Nihayetinde evet İnce Mehmet'in aslında bunu anlatmadım. Göz bebeğinde bir ışık yanar İnce Mehmet'in. İğne ucu kadar. Evet o ışık yandığında İnce Mehmet o zayıf o zarif insan olmaktan çıkar. İşte o an ince Mehmetten korkmak gerekir. Evet, o göz gözbebeğinde iğne ucu kadar ışık yanıyor ve bir karar alıyor. Diyor ki, şeyin evine gideceğim e, Ağa'nın ve onu işte öldüreceğim. Ağa'nın evine gidiyor, kapıyı çalıyorlar. E, diyor ki, şey Abdi Ağa burada yok. Ondan sonra. İnce Mehmet laf dinleyecek durumda değil. Recep Çavuş hiç değil. Karısı e, falan çıkıyor Abdihan'ın. Zeynep'ti sanıyorum. Yalvarıyor işte çoluğun çocuğun ne şu var sen diyor sonuna kadar haklısın ama bir canımızı bağışla vesaire. Recep Çavuş bunları dinlemiyor. Silahı doğrultuyor falan filan. Tam vuracakken e, İnce Mehmet şey yapıyor. Tekmeyle kadının vurulmasını önlüyor. Kadın da diyor ki ona git diyor bu gavur dinliği zaten e, şeyin Abdia'ya genelde gevur dinli diye hitap ediyorlar. Keçi sakallı, gavur dinli gibi böyle güzel bir sıfatı yok adam. Neyse bunlar gidiyor. Ve Abdi Ağa'nın e, ikamet ettiği başka bir yer var. Saklanıyor yani oradan gitmiş. Kendi evinden gitmiş. O köye gidiyorlar. O köyde e, barındıkları Abdi Ağa'nın bulunduğu evi öğrenip kapıyı çalıyorlar. Tabii ki Abdia evde yok falan diyor içerideki kadın. O zaman diyor biz bomba atacağız ve evi yakacağız. <laughs> ev yanmaya başlıyor. Evet, bombadan sonra ev yanmaya başlıyor. İçeriden işte feryatlar, şeyler, çığlıklar. Bir kadın sürekli eşya taşıyor, eşya kurtarmaya çalışıyor. Kadına kimse müdahale falan etmiyor. Abdia da içeride olduğu ortaya çıkıyor. Abdia olayın başında bunları ateş falan ediyor. Abdia içeride net. Fakat ev yanıyor. Şöyle bir talihsizlik oluyor o sırada çıkan bir rüzgar alevi bütün evlere bulaştırıyor ve bütün köy yanıyor. Şimdi bu çok kötü bir şey ama İnce Mehmet'in CV'sinde de aslında çok önemli bir madde. Ne oluyor? İnce Mehmet koca bir köyü yaktı oluyor. Daha daha büyüyor aslında eşkıya aleminde. Daha adı büyüyor. Ama fakat İnce Mehmet tabii o köyün yanmasından falan e, dolayı çok üzgün. Bu ekip kaçıyorlar, tek çareleri düzlükteki bir büke sığınmak, sarzlık, bataklık, oraya sığınıyorlar. Evet, İnce Mehmet ne yaptı? Bir köyü yaktı dediğim gibi, adı büyüdü o alemde falan filan. Şimdi İnce Mehmet'in kafasına takılan bir konu daha var, o da şu. Hacçayı hapisten kurtarması lazım, ne yapacak? Bunu düşünüyor. Cabbar'a sorarsanız bu imkansız ve çılgınca bir fikir. Yani onu oradan kaçırmak imkansıza yakın bir konu. Ve bir gün <laughs> en azından Hatçe'yi görmek, bir şeyler konuşmak adına biraz kılık kıyafetini değiştirip, biraz böyle duruşunu değiştirip cezaevini ziyarete gidiyor. Kendini de Hatçe'nin erkek kardeşi olarak tanıtıyor. Ondan sonra fakat şöyle bir şey oluyor. Hatçe'nin de İnce Mehmet'in de nutku tuttu hiçbir şey konuşamadan ziyaret anı bitiyor. İnce Mehmet geri dönüyor. Bu arada atladığım önemli bir detay var. O da şu. İş sürücü Topal Ali yani İnce Mehmet aslında çok büyük kötülük yapmış bu adam. bir şekilde İnce Mehmet'in adamı oluyor. Çünkü İnce Mehmet onu bir gün çağır, çağırtıyor. Bu daha önce anlatmam gereken bir konuydu. Topal Ali çağırtıyor ve Topal Ali korkarak geliyor. Diyor ki işte beni öldürecek herhalde falan. Fakat o da ona demişti ki işte bana şeyi bul. E, onun izini sür e, ve bana abdiyayı bul. Topal Ali de bunu sağlamıştı. E, ve o evi e, top, e, şeyin Topal Ali'nin sayesinde aslında İnce Mehmet onun iz sürmesi sayesinde araştırmaları sayesinde e, bunu başarabilmişti. Neyse Topal Ali artık İnce Mehmet'in has adamı. Neyse Topal Ali bir araştırma yapıyor. Bu sadece arazide iş sürmüyor. Aslında, a, a, artı şunu yapan bir adam. Bilgi toplama yeteneği olan bir adam. Bu da bir iş sürme neticede. Topal Ali e, bir haber getiriyor. Diyor ki işte e, Hatçe ve Iras e, sevk olacaklar. Kozan'a sevk olacaklar falanca gün falanca saatte. Ve bir plan yapıyorlar. Topal Ali diyor ki sen diyor falanca noktada bekleyeceksin. Orada sağlıkta saklanacaksın. Ekip gelirken işte baskınını yapacaksın. Kızı kurtaracaksın. Tamam diyor. Cabbar bu fikre kesinlikle karşı ve Cabbar'la yollarının ayrıldığı nokta diyebiliriz buna. Cabbar bu işe katılmak istemiyor. Çünkü ölüm garantili bir iş Cabbar'a sorarsanız. Ve e, o gün gelip çatıyor. Topal Ali yedek bir at ayarlıyor. Kaçırma olayı olduğunda atı ona getirecek. Kızı e, işte atını atıp kaçıracak orada. Neyse e, o gün... Şöyle bir şanslı yağver gidiyor şeyin, e, İnce Mehmet'in. Ekibin o cezaevi kafilesinin geçtiği saat ona söylenenden daha geç bir saate denk geliyor. Geç kalıyorlar daha doğrusu. Ve hava karanlık gibi böyle işte kararmaya başlamış. Bu da onun işini kolaylaştıran bir faktör. Aniden e, yolun ortasına çıkıp ateş yağmuru tutuyor ortada falan. Iraz da şeyi sarzıkların içine alıyor, yedek atı alıyor. Uzatmayıp bir şekilde kaçıyorlar. Ve e, şeye vuruyorlar. Nasıl söyleyeyim sana, size? Topal Ali'nin önerdiği bir köye gidiyorlar. Oradan da, e, orada yine ağırlanıyorlar, e, iyi karşılanıyorlar. Çünkü şeyin ince Mehmet'in şöhretli Toroslarda, Çukurova'da inanılmaz böyle yayılmış durumda. Ve hakkında işte efsaneler, mesela çok boylu boslu bir adam olduğu falan oldu filan olduğu anlatılıyor. İlgisi yok tabii ki. Neyse e, dağ günleri başlıyor şeyle. Nasıl söyleyeyim? İnce Mehmet, Iraz ve karısı Hatçi'nin zirvede belki de daha önce bir hiçbir insanın gitmediği bir mağaradaki e, dağ yaşantıları başlıyor. Ama bu çok zor bir yaşantı. E, şey hamile çünkü. Hatçi hamile. Ve Mağarayı evet çok güzel geyik postlarıyla o hikayenin bir noktasında bahsettiğim yörük ağasının hediye ettiği kilimlerle, halılarla e, bir yaşam, bir ortam kuruyorlar. Karınları hep tok çünkü sürekli geyik falan avlıyor İnce Mehmet. Fakat içeride ateş yaktıkları zaman duman içinde kalıyorlar ve anormal derecede bitleniyorlar. Hatta İnce Mehmet tam bir hafta uğraşarak bir delik açıyor e, duman çıksın diye. Duman yine de çıkmıyor. Böyle berbat bir hayat yaşıyorlar. Bu arada da Asım Çavuş e, hep İnce Mehmet'in peşinde. Hatta bir gün mağaranın dibine kadar gelmişliği var. E, fakat onların orada olduğunu bir şekilde işte fark edemiyor gibi durumlar var. Şimdi yeni bir karakter e, giriyor hikayemize. Ali Safa Bey. Ali Safa Bey kimdir? Ali Safa Bey bir avukat. Eski bir ağanın batmış bir ağanın e, oğlu. Fakat hukuk bilgisi çok güçlü, halk da inanılmaz cahil, muhteşem bir kombinasyon. Babasının zamanında kaybettiği tarlaları teker teker bir sürü hukuki hile hurdayla köylünün elinden tekrar e, almış çok ucuz paralara ve 50 bin dönüm civarında bir araziyi tekrardan toplamış bir adam ve adamın arazi, toprak bilmem ne tutkusu var. Yani illa nersi bütün çukurova onun olacak. Fakat önündeki tek engel Vay Vay, Vay köyü diye bir köy. Bu Vay Vay köyünde ee, bir türlü şey yapamıyor. Orayı örgütleyen bir kişi var çünkü ve o orayı ele geçiremiyor bir şekilde. Evet, bir gün Ali Safa Bey'in konağına bir misafir geliyor. Abdia, Abdia ölmemiş. O gece yangında dışarı habire eşya taşıyan bir kadından söz etmiştik. O kadın Abdia'ya bir halının, kilim bir şey içinde dışarıya sağ salim kaçırmayı meğerse başarmış. Abdia hayatta ama korkunç bir ölüm korkusu içerisinde. Böyle saçmalar vaziyette. Ve gidip Ali Safa Bey'e diyor ki işte ben senin babanın dostuydum falandım filandım. Ee, beni diyor e, lütfen diyor bu beladan kurtar diyor. Bu diyor şeyi ben de sana diyor vay vay köyünün vay vay köyünü diyor sana ellerine teslim edeceğim diyor. Ama sen de beni diyor bu ince Mehmet'ten kurtar. Bunlar böyle bir anlaşma yapıyorlar. Ve Ali Safa Bey e, Şöyle de bir planı var adamın yıllarca bunu uygulamış. Mesela dağda bir tane eşkıya grubu besliyor. Bu eşkıya grubunu köylere musallat ediyor. Sonra o köylerin kurtarıcısı rolünde ortaya çıkıp işte itibar nüfuzunu arttırıp o toprakları elde etme konusunda da elini güçlendiriyor. Gibi böyle şeytan bir adam. <laughs> bir anlaşma yapıyorlar diyor benim dağdaki diyor şeyimle diyor eşkıya mı diyor onun peşine takacağım. Ve diyor seni diyor bu beladan kurtaracağım diyor sana söz veriyorum diyor. Ee, Ali Safa'nın kurduğu bir düzenek var işte o eşkıya onu davet edecek. Bu da oraya gidecek ve vurulacaklar. Bu daveti İnce Mehmet kabul ediyor ve gidiyor ama gider gitmez ateş etmeye başlıyor ve de e, çünkü tuzağı hissediyor öncesinde ve eee bu tuzaktan çıkıyor. Ali Safa Bey'in oyununu da böylelikle bozmuş oluyor. Dağdaki hayatlarında da şöyle bir gelişme oluyor. Bir bebekleri oluyor. Sonra tekrardan kış geliyor. Yine işte o zor şartlar falan filan. Şey de hala ve hala çünkü amirlerinden çok büyük baskı altında. Asım Çavuş bir gün artık e, olay tıkanıyor. Artık yakalanacaklar yani. Ama korkunç bir kış günü. Kar bilmem ne. Bunlar mağarada. E, Asım Çavuş ve ekibi aşağıda. Sürekli ateş ediyorlar. E, İnce Mehmet'in cephanesi var. Iraz'ı da öyle bir yetiştirdi ki İnce Mehmet. Yetiştiriyor ki İnce Mehmet. Yani benim diyen nişancıdan daha iyi nişancı. İkisi birlikte şey yapıyorlar. karşı koyuyorlar. Ama cephane bitmek üzere ve o şey tüfekler bir süre sonra şişiyor. Kızıyor ve yani ara vermek zorundasınız. Yani o ateşe sürekli devam edemiyorsunuz gibi. Artık yolun sonu görülmüş durumda. E, Asım Çavuş galip gelecek ilk kez. Bu arada bir talihsizlik yaşanıyor. Büyük bir talihsizlik yaşanıyor şey ayağa kalkıyor bir an hatçe ve bir kurşunla ne yazık ki orada can veriyor. Evet İnce Mehmet karısını da kaybediyor. Ve artık gözü dönüyor. Iraz'ın da gözü dönüyor. Ve çıkıp Asım Çavuş'a diyor ki Asım Çavuş geliyor. Çok yaklaşıyor. Diyor ki siz diyor bu adamı siz diyor şu bebeğe diyor dua edin diyor. Bu adam size teslim olmazdı diyor. Bu bebek diyor onun elini kolunu bağladı diyor. Sen diyor adam mısın falan filan bilmem ne. Asım Çavuş'un da hikayenin başlarında anlattığım bir bizim ekibi kıstırdığı sahne vardı ya. Mesela İnce Mehmet orada şöyle bir şey yapmıştı. E, o kadar iyi bir nişancı ki Asım Çavuş'u ateş istese çok rahat öldürebilir. Şapkasını başından... E, fırlatacak şekilde bir ateş yapıyor. Bir de parmağın ucunu o kadar nokta atışları yapan bir adam. Ya yani Asım Çavuş İnce Mehmet'in hem peşinde hem ona bir şekilde de hayran. Çünkü aslında kendisinin zamanında canını bağışlamış biri. Biraz Asım Çavuş'a bunları söylediğinde Asım Çavuş ekibine biraz düşünüyor. Ekibine dönüp diyor ki e, biz diyor buradan geri dönemeyiz tipi başladı bilmem ne sonra devam ederiz deyip e, şey yapıyor geri dönüyor. Ondan sonra e, ne oluyor? Şey kurtuluyor. Bu ölüm çemberinden de yani yakalanmaktan da kurtuluyorlar. Sonra Irars ona diyor ki Asım şeye ince Mehmet'e bebeği bana ver diyor. Bebeği bana ver. Ben ona diyor layıkıyla bakacağım, memleketime gideceğim diyor. Ben onu büyüteceğim diyor. Çocuğun adını Mehmet koymuşlar ama ona e, ölen adının oğlu olan Rıza. Rıza'yı takıyor kendince. Ona Rıza diye hitap ediyor. Ve be be bebeği alıp gidiyor. İnce Mehmet'in bebeği gidiyor. İnce Mehmet eşi yok, bebeği yok, ıraz yok artık. Tek başına kalıyor. Ve o zavallı Hatice'nin yıllardır beklediği bir hayal var. Af. Bir gün af çıkacak. Bir gün af çıkacak. Bütün eşkıyalar affedilecek. Ve artık Hatice'ye bu günleri görmek nasip olmuyor ve gerçekten af haberi geliyor ve artık İnce Mehmet affedilecek ya kurtulacak her şeyden kurtulacak. Ve Vay e, Vay köyünde yine, yine önemli bir karakter Vay köyünde bir e, adam var Koca Osman diye Koca Osman İnci Mehmet efsanesini kendini o kadar kaptırmış ki hiç görmediği halde ona Mehmet Şahinim diyor hatta şöyle çok hoş bir detay var. E, bunun Bu eserin İngilizce basımının adı İnce Mehmet değil, Mehmet, Mayhawk. E, bence çok da güzel bir isim olmuş <laughs> ondan sonra. Yani nasıl söyleyeyim onu, İnce Mehmet'in baş hayranı diyebiliriz şeye, Koca Osman'a. Koca Osman paralar topluyor İnce Mehmet için, işte af çıkarsa eğer işte arar satın alıyor, ev yapıyorlar falan filan, İnce Mehmet'le de tanışıyor. Ondan sonra af dediğim gibi, af zamanı gibi af çıkıyor. İnce Mehmet e, köye dönüyor. Artık onun için her şey bitmiş. Çocuğu yok, karısı yok falan filan. Ama affı uğrayacak. Her şeyi düzeltebilme şansına sahip olacak. Sonra diyor ki, e, karşısına şey çıkıyor, hürü. Hürü gerçekten çok e, layıkıyla emin olun bahsetmedim ama İlerleyen e, hikaye, ilerleyen kitaplarda e, rolü daha büyük, daha net anlatacağım size Hürri'ye. Hürü bunun karşısına çıkıp diyor ki seni diyor avrat yürekli diyor, Hatçe'yi de elinden aldılar, ananı da elinden aldılar diyor. Sen diyor bir de af af peşinde mi koşuyorsun falan diyor. Adam o bahsettiğim Koca Osman'ın ona e, ayarladığı bir Arap atı, süslü bir Arap atı. Adam öyle hayal etmiş diyor. Diyor ki karakola şeyle gidecek diyor, Arap atıyla af için başvuru yapacak diyor. İnce Mehmet'in yolunu Hürü Ana evet sapıtıyor. İnce Mehmet bu laftan çok etkileniyor. İşte avrat yürekli misin, hat şehrini Allah falan filan. Ve atını kasabaya sürüyor. Ee, çok delice bir şey yapıyor. Yani o af fırsatını elinin tersiyle itiyor. Ve Kasabaya sürüyor. Abdia'nın kaldığı evi tespit ediyor. sorgusu suarsız içeri girip Abdia'nın odasını basıyor. Silahını doğrultuyor. Ve Abdia'yı vuruyor. Ve Abdia umarım bu sefer ölüyordur. Sonraki kitapta bunu göreceğiz. Ölüp ölmediğini. Ve evet eşkıyalığa devam diyor böylelikle İnce Mehmet ve Dağlara geri dönüyor. Köy halkı her şeyde her e, çakır dikeni yakıyorlar. Yani ekime başlamadan önce o çakır dikeni denizi diyor. Yani o kadar büyük bir sahik kapluk hiçbir şey ekemiyorsunuz orada. Orada bir gelenek haline geliyor. Çakır dikeni yakıyorlar ve e, dağa bakıyorlar e, zirveye. Orada bir top ışık gördüklerini düşünüyorlar ya da görüyorlar. Yani biliyorlar ki. İnce Mehmet artık yok kayboldu ama İnce Mehmet orada. Yani ben bana öyle hissettirdi bu son bölüm. Yani yine bir sıkıntı olduğunda, yine bir zulm uğradığımızda biliyoruz ki İnce Mehmet orada ve İnce Mehmet yine bizim yanımızda olacaktır diye düşünüyorlar adeta. Hatta burayı okuyayım. Şöyle diyor. İnce Mehmet'ten bir daha haber alınmadı. İmitimi bellisiz oldu. O gün bugündür dikenli düzü köylüleri her yıl çift koşmazdan önce çakır dikenliği büyük bir toy düğünle ateş verirler. Ateş 3 gün 3 gece düzde dolu dizgin yuvarlanır. Çakır dikenliği delicesine yalar. Yanan dikenlikten çığlıklar gelir. Bu ateşle birlikte de Ali Dağın doğruğunda bir top ışık patlar. Dağın başı 3 gece ağarır, gündüz gibi olur. Evet, İnce Mehmet'in e İnce Mehmet birinci kitap böyle bir şey diyemeyeceğim. Tabii ki böyle bir şey değil. Anlattıklarımı unutup okumadıysanız bu kitabı edinin ve okuyun. Çünkü e, İnce Mehmet romanında bu eserde şöyle bir şey var. Tasvirler inanılmaz canlı, inanılmaz güzel ve çok fazla yer kaplıyor. Yani kitapta o kitabın bir kokusu var. O ortamın renkleri var. O geleneklerin, o yerel ağzın bir tadı var. O zulmün bile bir tadı var. Öyle bir eser. Öyle bir eser. Ben böyle kırık dökük olduğunca anlatmak istedim. Fakat 2-3-4 e, kısmet olursa çok daha güzel anlatacağım. Hür Anayı kesinlikle size çok güzel anlatacağım. En sevdiğim karakterlerden. Tam bir çılgın. Diyelim. E, i̇nşallah 2-3 ve 4'te de görüşeceğiz diye düşünüyorum. Hoşçakalın.